Estağfurullah. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ve elhamdülillahi selamun aleyke ya Resulallah. Elhamdülillahi ve elhamdülillahi selamun aleyke ya Habiballah. Elhamdülillahi ve elhamdülillahi selamun aleyke ya Seyyidina Ebel Velahir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firverhamen tahirrahim ve rahmetke erhamen rahimin. Evet, alemlerin haritası başlığıyla 3. mektup ve 4. mektuba dair derslerimize devam ediyoruz. Bu 3. dersimiz. Hemen kısaca bir özet yaparak devam edelim. 3. mektup risalesindeyiz aslında. 4. mektubu da bugün inşallah işlemeye gayret edeceğiz. İlk iki dersimizde 3. mektubun Osmanlıca laika mektuplarındaki girişinden de hareketle işari bir metin olduğunu ve işari okunması gerektiğini bizzat Üstad Bediüzzaman Hazretleri tarafından bildirildiğini gördük. Ve hangi noktada işari okunması gerekiyor? Hadsiz avalim ulviye ve nihayetsiz alem maneviye işaret ettiğini Üstad Hazretleri ısrarla vurguluyor ve Hulusi Abi'ye yazdığı bu mektubu başka bir mektupla açmış oluyor. Bu perspektiften mektuba bakarak mektuptaki güneş, ay, yeryüzü, küre-i arz ve yıldız sembollerinin, temsillerinin temsili manalarını ve buna bakan yönüyle işte buradaki şecere-i kainat gibi, menazil gibi bazı kavramları da tasavvuf literatürde de biraz yardım alarak, oraya da başvurarak açmaya gayret ettik. Ama asıl perspektifimiz yine külliyat içerisinde Üstad Hazretleri'nin meratip, menazil, devair gibi kavramları özellikle işlediği Miraç Risalesi'nden de ve diğer başka risalelerden, Ayet-ül Kübra'dan özellikle, 7. Şua'dan ve Miraç Risalesi'nden özellikle hareketle, yine diğer bazı risalelerden hareketle bu kavramları açarak bu metnin, 3. mektubun nasıl Üstad Hazretleri'nin dediği şekliyle hadsiz manevi alemlere ve nihayetsiz ulvi alemlere işaret ettiğine bakmaya gayret ettik. 3. mektubun sonunda aslında temel konu bittikten sonra bir sual var. O sual bölümüne kadar gelmiştik. Bugün inşallah o suali okuyacağız, o cevabı okuyacağız ve 4. mektuba geçeceğiz. 3. mektupla 4. mektup arasında çok kuvvetli bir ilişki var. Ama 4. mektupta müstakilen çok önemli konuları içeriyor. Başta acz, fakr, şevk, şükür gibi dert tariki acizmen dediği Üstad Hazretleri'nin bu temel meseleyi zikrettiği bir yer. Kendi tarikinin esaslarından 4'ünü zikrettiği bir yer. Ayrıca orada bir yıldızname var, bir manzum bir metin var. O metni de 3. mektup perspektifinden okunması gerekiyor. Onun ayrıca bir şerhe muhtaç olan bir metin. Yine o 4. mektubun girişinde Üstad Hazretleri Hulusi Abi'ye bir sırrı ifşa ettiğini söylüyor. Fakat o sırrın ne olduğunu aslında metni okuduğumuz zaman belki çok da anlamıyoruz. Yani genelde belki o sırrın acz, fakr, şevk, şükür tariki şeklinde anlaşılması da mümkün. Fakat başka bir meseleden bahsediyor Üstad Hazretleri. Ona inşallah temas etmeye gayret edeceğiz. Aslında 5. mektup, mektubatın tamamında böyle hani bir devamlılık var, külliyatın tamamında bir devamlılık var aslında. 5. mektuba da geçince hemen 4. mektupta Üstad Hazretleri Nakşi Tariki ile kendi tariki arasında, kendi yolu arasında bir kıyaslama yapıyor. Hemen 5. mektupta aslında bu kıyaslama devam ediyor. 5. mektupta da Üstad Hazretleri genel olarak tasavvuf ve tarikata mukabil olarak Risale-i Nur yolunu Risale-i Nur yolunu yine İmam Rabbani'ye başvurarak izah ediyor ve onun tefevvukunu, rüçhaniyetini ishar ediyor. Veraset-i Nübüvvetçiyetiyle. Aslında bu derslerimizde biz inşallah 4. mektuptan sonra da 5. mektubu okuyalım. 6. mektup da çok ilgili çünkü Üstad Hazretleri 3. mektupla 6. mektubu aslında beraber telif ediyor ve beraber gönderiyor. Gurbet mektubu dediğimiz gurbet mektubu. O yüzden İnşallah bu derslerimizde 3. mektuptan sonra 4. mektup, 5. mektup ve 6. mektup şeklinde devam edeceğiz. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonrasında daha bir programım yok aslında kafamda ama en azından şu andaki zihnimdeki programım en azından 6. mektubun sonuna kadar bu dersleri devam ettirme ve o bütünlüğü içerisinde
metinlere yaklaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Şimdi ben metni paylaşıp 3. mektubun sonunda kaldığımız o sual bölümünden hareketle dersimize başlamış olalım inşallah. Bu noktadan iki nükte-i imaniye hatıra geldi dedi Üstad Hazretleri. Birincisi, birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. Ben bu suali şu cihette çok seviyorum. Aslında suali önce okuyalım da. O şüpheli sualin esası şudur. Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehli cennet lütfu ilahiyle Berk ve Burak gibi uçarak haşirden geçerler. Cennete giderler. Fakat ehli cehennem sakil cisimleriyle büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile? Şimdi tabii sual Üstad Hazretlerine sorulmuş. Talebesi bir talebesi tarafından sorulmuş ve külliyata girmiş. Ama aslında bu sorunun bizzat kendisi açıkçası bana çok kıymetli gelmiyor. Hatta bir nebze de abes geliyor. Yani ehli cehennemin cehenneme nasıl gideceği konusunda bir sual. Ama birincisi tabii insanların bu derece ahirette haişkar olması, ahiretin detaylarına dair sorular sorması güzel bir şey. Yani demek ki ahiretle bütünleşmiş bir zihin, bir akıl, bir kalp var, bir ruh var. Bu yönüyle takdir edilecek bir taraf. Fakat asıl takdir edilecek taraf Üstad Hazretleri'nin soruya cevap veriş şekli. Yani konu aslında yani çok teferruat bir konu. Cenab-ı Allah cehenneme göndereceksi, cehennemi icat etmiş, cehennemlikleri de yaratmış, onları da gönderecek bir şekilde gönderir. Yani bunun hangi vasıta ile olduğu, olmadığı, hani ne bizim imanımıza taalluk eden, ne marifetimize bir şey katabilecek çok bir yönü yok aslında. Fakat Üstad Hazretleri kendi meselesine o kadar odaklı bir insan ki, yani insanlara hakaik imaniyi anlatma noktasında bu tür bir soruyu da alıyor. Yani bir anlamda bumerang gibi soruyu çeviriyor ve kendi anlatacağı meseleye getirip, kendi anlatacağı meseleye bir vasıta ve vesile yapıp o kişiye aslında anlatacağı meseleyi anlatıyor. Bu anlamda da bize ders niteliğinde, yani konuları hani hocamızın söylediği şekilde evirip çevirip sohbeti canana getirin diyor ya hocamız. Yani bunu üstadda çok görüyoruz aslında. Meseleyi getiriyor ve kendi anlatacağı meseleyle bir şekilde buluşturuyor ve birleştiriyor. İşte hatıra gelen şudur. Nasıl ki mesela bütün milletler Amerika'da umumi bir kongreye davet edilse her millet büyük gemisine biner oraya gider. Öyle de bahri muhiti kainatta bir senede 25 bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz ahalisini alır gider mahşer meydanında boşaltır. Şimdi bunu aslında soruya çok kısa bir şekilde cevap verdi. O soruyu da cevapsız bırakmadı. Sonra asıl meselesine getirecek. Hem her 33 metrede bir derece hararet tezahüt ettiği delaletiyle, biliyorsunuz bunu 1. mektupta Üstad Hazretleri aslında cevaplıyor. Yani cehennem nerededir sorusunda, küre-i arzın altındaki cehennem-i sura ve küre-i arzın hareket seneviyesiyle etrafını çizdiği, güneşin etrafında çizdiği, yörüngesinin altında kurulu olacağını söylediği cehennemle bu soruyu cevaplıyor 1. mektupta. Fakat bu soru kendisi başka bir noktaya çekileceği için yine o konuyu tekrar ederek geçiyor. Tabii 33 metre bir derece hararet tezahüt ediyor mu? Evet, ziyadeleşiyor, artıyor. Fakat o zamanki üstad, o zamanki jeoloji ve jeofizik bilgisine göre söylüyor. Şu andaki bilgiye göre biraz daha farklı bu. İlk tabakalarda 33 metrede bir artıyor ama aşağı doğru indikçe aslında bu sıcaklık artışı daha da fazlalaşıyor. Yani 33 metreden daha da dar dairelere geliyor. Buradan şunu da çıkarabiliriz. Şimdi Üstad Hazretleri bunu Ehl-i Kelam'ın kitaplarında bir kısım o günkü fenli bilgilerin yanlışlanmasıyla, belki muhakematın ve 24. sözün konusu bu ama bir parantez açıp girelim. Bu tür bilgiler, detaya dair bilgiler daha farklılaşabilir. Ama sonuçta bunlar asıl başka bir meseleyi anlatmaya merdiven olarak, basamak olarak yapıldığı için işte bu bir tefsirde olgusal bazı veriler Fahrettin Razi de o zamanki bilgiye göre kullanmış olabilir. Onlar yanlışlanmasıyla birlikte ne o noktayı nazar yanlışlanmış olur ne de
O ayet yanlışlanmış olur. Yani böyle buralardan hareketle o zamanki fenni bilgiler elbette kullanılacak. Yani bu tür metinleri bir anlamda iskat etmeye çalışmak elbette doğru değil. Çünkü zaten fen dediğimiz, bilimsel bilgi dediğimiz şey kendini yanlışlayarak ilerleyen bir süreçtir. Evet, her 33 metrede bir derece hararet tezahür ettiği delaletiyle merkezi arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan derece-i hararete muvafık 200 bin derece-i harareti taşıyan, işte hadiste cehennem ateşinin yakıldığını, belli bir renk aldığını, sonra farklı bir renk aldığını anlatıyor ve neticede simsiyah bir ateşten, kapkara kesilen bir ateşten bahsediyor. Üstad Hazretleri de o hadislere işaret eden, işaret ediyor. Birinci mektupta da öyle. Hadisin rivayetine göre dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vezaifini, vazifelerini gören ateşini cehenneme döker. Yani Mama'daki, küre-i arzın merkezindeki cehennem-i sura dediğimiz cehennem ne yapar? Kendi içindeki ateşi cehennem-i kübraya teslim eder, oraya döker. Sonra emri ilahiyle daha güzel ve baki bir surete tebeddül eder. Bir anlamda bu alem kurulurken cemali ve celal cilveler birbirine karılmıştır. Ahirette bunlar birbirinden ayrışır. Birinci mektupta dendiği gibi bütün cemali cilveler cennette toplanır, bir havzda toplanır. Celali tecelliler de bir anlamda bir havzda, başka bir havz olan cehennemde toplanır. Birinci mektubun konusu, belki birinci mektupta okursak oradan yine konuşuruz. Baki bir surete tebedül eder. Ahiret aleminden bir menzil olur. Dünyanın ahiret aleminden bir menzil olması. Malum yübedülül arz diyor ayette. Yani arz tebdil olur, tebedül eder, dönüşür. Yani Kuddüs esmasında da Üstad Hazretleri bildirdiği gibi Cenab-ı Allah hiçbir şeyi zayi etmiyor. Ve ahireti de yeryüzünün, bu alemin zerratından yaratıyor. Burası önemli bir nokta. Yani ahiret alemleri bir anlamda bu alemin, bu dünya dediğimiz, bu kainat dediğimiz alemin recycle olmasıyla oluşuyor. Onun dönüşümüyle, tebedül etmesiyle oluşuyor. Fakat ayrışıyor. Buradaki belki daha farklı bir fizik oluşuyor ve bu dünyadaki üstadın deyimiyle bu cemalciler, celal tecelliler birbirine karılmış, içine fena tohum atılmış. Fakat ahirette bunlar birbirinden ayrışır ve içinden fena tohum alınır ve baki olur. Yani bu hani termodinamik kıyametteki madde enerji dönüşümü, maddenin kendisinin bizzat dönüşmesi meselesi var enerjiye. Yani bıraktığımız zaman bir sabitliği yok. Farklı bir fizik oluşur. Farklı bir fizik kanunlar devreye girer Cenab-ı Allah'ın takdiriyle. Ve o tebedül neticesinde artık gece gündüz deveranı olmayan gençlik, ihtiyarlık, sağlık, hastalık deveranı olmayan, sabitlenen, hem manevi makamları itibariyle hem de maddi itibariyle sabitlenen bir hüviyet kazanır. Ve maddi bir hüviyet kazandığından bahsediyoruz. Şimdi hatıra gelen ikinci nükte, asıl konu bu aslında. Üçüncü mektupla alakalı konu, irtibatlı konu bu. Sani Kadir Fatır-ı Hakim, Vahid-i Ehad, Kemal-i Kudretini, Cemal-i Hikmetini ve Delil-i Vahdetini göstermek için. Geçen derste de bunu aslında farklı bir şekilde temas ettik. Yani Risale-i Nur'daki tertip üzerine yazılma, mürettep yazılma meselesi. Pek çok cümlede görebiliriz. Yani tamamıyla değil ama ekseriyet mutlaka ile böyledir. Kur'an'da da bu tertip ekseriyet mutlaka ile takip edebildiğimiz bir metot. Üstad Hazretleri de bunu takip ediyor. Ne demek istiyoruz? Mesela Sani Kadir dedi. Fatır-ı Hakim, Vahid-i Ehad dedi. Bu tabii esma ikilikleri de çok önemli ama en müzeşleri de çok önemli. Sani Kadir'de Sani Kadir, Fatır-ı Hakim, Vahid-i Ehad'dan sonra kullandığı sıralamayı görüyoruz. Kemal Kudret nereye bakıyor? Sani Kadir'e bakıyor. Cemal-i Hikmet nereye bakıyor? Fatır-ı Hakim'e bakıyor. Delil-i Vahdet neye gösteriyor? Vahid-i Ehad'a bakıyor. Bu sıralamalar Risale-i Nur'daki metinleri okurken takip edilmemiz açısından çok önemli. Yani çünkü Üstad Hazretleri esmaları veriyor, sonra onların efallerini veriyor, sonra mesela varlıktaki yansımalarını veriyor, sonra onların zıtlarını verebiliyor.
Sonra bir daha delillendiriyor bunları. Yani o metni anlamamız için nereye bakmamız gerekiyor? Hangi esmayı anlatıyor? Hangi esmayı anlatıyor? Hangi sıralamayla anlatıyor? O yüzden bu sıralamalara dikkat etmemiz, hani ya bazı incelikleri ve bazı, hatta bazen esasları kaçırmamak için çok önemli olabiliyor. Evet, metnin maksadını anlamamız için çok önemli olabiliyor. Burada da Sani-i Kadir, Fatır-ı Hakim, Vahid-i Hal, kemal-i kudretini, cemal-i hikmetini ve delil-i vahdetini göstermek için pek az bir şeyle çok işleri görmek. Mucize zaten bu. Yani aciz bırakmak, yani çok küçük şeylerle çok büyük şeyler yapmak. Pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiş. Mesela sizi hakir bir sudan yarattık diyor, değil mi? Yani bir zigottan, bir tek şeyden ne yapıyor Cenab-ı Allah? Hakir bir sudan bir insanı yaratıyor. Düşünen, hayal kuran, sanat yapan, bilim yapan, hatta peygamber olan, değil mi? Bir varlığı ne yapıyor? Hakir bir sudan yaratıyor. Veya hani Big Bang teorisyenleri ne diyor? Aslında maksimum kütlede, minimum hacimde bir ilk madde, ilk bir kuark, yani atom altı bir parçacıkta bütün evren, bütün kainat, yani bunu fizikçiler söylüyor. Hani biz belki bunu 1000 sene önceki masallarda dinleseydik, ya bunlar usture derdik. Veya bir tefsirde bu geçseydi, ya bu nasıl şey, bunlar da tefsire girmiş filan derdik. 150 sene önceki bilgiyle baksaydık, bunlara ustureli gelebilirdi. Ama şimdi bakıyoruz, ne diyoruz işte, yani gerçekten fizikçiler ne diyor? Atom altı bir parçacığa sıkıştırılmış, bütün evrenin kütlesini, yani ağırlığını taşıyan, fakat hacim olarak küçücük bir atom altı parçacığa sıkıştırılmış bir şeyden bahsediyoruz. Ve zaman olarak da 10 üzeri 45 saniye gibi Planck time dediğimiz, yani zamanı bölünemeyecek en küçük parçası kabul edilen bir zaman birimindeki bir açılma ve saçılma neticesinde bu evrenin yaratıldığını, yani pek az bir şeyle çok işleri görmek, pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. Pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir. O yüzden hani bunu tabii aciz ve fakir meselesinde belki 4. mektupta yine konuşuruz. Pek ganiyiz diyor ya hocamız. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğüyle bize o büyük işleri gördürüyor. Şimdi tabii Üstad Hazretleri burada hareketle başka bir şey söyleyecek. Yani onu görmeye çalışacağız. Sadece şu cümleyi okuyalım açıklamada. Cenab-ı Allah ekser taifi mahlukatta olduğu gibi efal ve amali beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse o nevileri medari fakirleridir. Hani kainatın iftihar tablosu diyoruz. Yoksa medari şahametleridir. Mesela bunu nerede görüyoruz? Çok harika böyle billur gibi gördüğümüz bir hadis var. Allah Resulü ne diyor? Ya Rabbi bu dini iki Ömer'den birisiyle teyit et. Demek ki bu iki Ömer aslında istidat cihetiyle, beşeri istidat cihetiyle ve sosyal konumları itibariyle de eşit pozisyonda olan kabiliyetler. Fakat birisi ne oluyor? Hazreti Ömer olurken diğeri Ebu Cehil olur. O fertler eğer iyilikte gitmişse o nevileri medar-ı fahleridir, yoksa medar-ı şahametleridir. Hem gizleniyorlar, adeta bir şahs-ı manevi, bir gayi hayal hükmüne geçerler. Sahip fertlerin her birisi o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Hatta bu hayvanatta da olduğunu Üstad Hazretleri söylüyor. Hatta cennette bu işte medar-ı iftihar fertlerin bir anlamda o sair efradı adına birer numune olarak cennette bulunacağını, hayvanattan da bir anlamda ideal olarak onların da orada yer alacağını söylüyor. Şimdi Üstad Hazretleri buradan aslında insan-ı kamile dair bir mesele çıkaracak. Diyecek ki, çünkü hani metninde gördük, güneşi gördük, ayı gördük, yıldızları gördük, en son küre-i arzı gördük. Kutbiyet ve gavsiyet meselelerine geçen derste girdik. Şimdi bütün varlık üzerine bir tasarruf hakikati oluyor. Dedik ki bu tasarruf aslında tasarruf etmeyenlere verilen bir mesele. Yani radiyeten mardiye ne demek?
Cenab-ı Hakk'ın cemali cilveleri kadar celali tecellilerinden de mutlak rıza üzerine bulunan kullara verilen bir mesele. Yani bunu hep anlatılırken ne üzerinden anlatılır? Malum Merkez Efendi menkıbesi üzerinden anlatılır bir mesele. Merkez Efendi'ye işte Emir Sultan Hazretleri'ni soruyor. Ben zihnim karıştı şu anda. Emir Sultan olabilir. Ama karıştırabilirim de Hacı Bayram da olabilir. Soruyor. Yani kim orada aslında Merkez Efendi'ye sormadan önce Merkez Efendi'nin büyüklüğünü aslında ortaya koymak için ona olan muhabbetini ortaya koymak için herkese soruyor. Cenab-ı Allah size tasavvufu verse kutup olarak ne yaparsınız? Diyor ki birisi işte ben herkesi imana getiririm. Biri diyor kafirlerin hepsini canına alırım. Birisi diyor ki işte açları doyururum. Birisi bütün hastaları iyileştiririm. Bir şeyler söylüyor herkes. Yani kendi zannınca iyi olacak şeyler söylüyor. Merkez Efendi'ye sorulduğu zaman menkıbeyi muhtemelen bütün arkadaşlar biliyordur ama tekrar ederim. O da diyor ki Merkez Efendi Hazretleri haşa diyor yani Cenab-ı Allah Rabbim nasıl yapıyorsa onun yaptığı şekilde dua üzerine bulunurum diyor. Yani aslında kutup dediğimiz zat, tasarruf verilen zat, Cenab-ı Allah'ın cemali cilveleri kadar celali tecellilerinden de hikmetini bildiğimiz veya bilmediğimiz, bizzat hayır olan veya neticesi itibariyle hayır olan bütün icraatından mutlak rıza üzere bulunan kuldur. Radiyeten mardiyet dediğimiz mesela. İşte tam mutmainne budur, safiye dediğimiz, tam mutmainne hali dediğimiz, bu zaten asfiye dediğimiz mertebede bu mertebe olmuş oluyor. Şimdi Üstad Hazretleri böyle bir zat olduğu için yani varlıkta tasarruf bir anlamda yetkisi verilmiş bir zat olduğu için hani ya kutba ait bir mesele nedir? Bu kutbiyete ait bir mesele eşyada tasarruf edebilme yetkisidir. Fakat bu zatlar aslında tasarruftan içtinab eden zatlardır. Bunu da mesela özellikle Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu uzun uzun anlatıyor. Diyor ki şimdi Üstad Hazretleri buradan hareketle bazı sözlerde demiştim ki eğer bütün eşya bir tek zata isnat edilse vücut derecesine bir suhulet, bir kolaylık peyda eder. Eğer eşya müteaddit sanimlere, esbaplara isnat edilse imtina derecesinde, imkansızlık derecesinde bir suhubet, zorluk, bir müşkülat ortaya düşer. Çünkü bir zabit veya usta gibi bir tek zat kesretli efrada ve kesretli taşlara bir fiille, bir hareket ile ve suretle bir vaziyet verip bir netice hasıl eder ki eğer o vaziyeti alması ve o neticeyi istihsal etmesi o oradaki efrada ve o direksiz kubbedeki taşlara havale edilse pek çok fiillerle, pek çok müşkülatla, pek çok karışıklıklarla ancak yapılabilir. Hani büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm demiştik. Geçen derste dümenin başında bir anlamda bir transatlantiğin bir kokpitte demiştik. Burada aslında varlıktaki tasarruf hani o zatların kalbindeki tasarruf üzerinden yapıldığına dair en mutasavvıfların söylediği bir hikmet var. Üstad Hazretleri de burada diyor ki evet, sani kainat elbette kainat cinsinden değildir. Mahiyet hiçbir mahiyete benzemez. Öyleyse kainat dairesindeki maniyalar, kayıtlar onun önüne geçemez. Onun icraatını takyit edemez, kayıtlandıramaz. Bütün kainatı birden tasarruf edip çevirebilir. Eğer kainat yüzündeki görünen tasarrufat, tasarruf kelimesi burada önemli, ve efal kainata havale edilse o kadar müşkülat ve karışıklığa sebebiyet verir ki hiçbir intizam kalmadığı gibi hiçbir şey dahi vücutta kalmaz, belki vücuda gelemez. Mesela nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlara havale edilse ve bir taburun zabite ait idaresi neferata bırakılsa ya hiç vücuda gelmez veya çok müşkülat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyet alacak. Halbuki o kubbelerdeki taşlara vaziyet vermek için taş nevinden olmayan bir ustaya verilse ve o taburdaki neferat idaresi mertebe itibariyle zabitlik mahiyetine haiz olan bir zabite havale edilse. Burayı yeniden okuyalım. Şimdi cümleler içerisinde geçirilmiş bazı cümleler var aslında. Ana konu içerisinde geçirilmiş ekstra başka konular var.
Üstad, biz ana konuyu anlayabiliyoruz fakat o araya giren ara cümleler içerisinde bazı şeyler söyleniyor. Biz biraz oraya kulak kesiliyoruz şu anda. Tekrar okuyalım. Mesela nasıl ki kemerli kubbelerdeki ustalık sanatı o kubbedeki taşlara havale edilse, bir taburun zabite ait idaresine ferahata bırakılsa, ya hiç vücuda gelmez veya çok müşkilat ve karışıklık içinde intizamsız bir vaziyet alacak. Halbuki o kubbelerdeki taşlara vaziyet vermek için taş nevinden olmayan bir ustaya verilse, bu da Cenab-ı Hakk'a işaret ediyor, ve taburdaki neferatın idaresi mertebe itibariyle zabitlik mahiyetine haiz olan bir zabite havale edilse, hem sanat kolay olur hem tedbir ve idare suretli olur. Çünkü taşlar ve neferler birbirine mani olurlar, usta ve zabit ise manisiz bir her noktaya bakar, idare eder. Evet. Açıklama yapmayacağım. İşte vacib-i vücudun mahiyet kutsiyesi mahiyet-i mümkünat cinsinden değildir. Belki bütün hakiki kainat o mahiyetin esma-i hüsnasında olan Hak isminin şualarıdır. Hak isminin şualarıdır diyor. Burada da duralım. 10. söze dönelim mesela. 10. sözdeki hakikatlere bakalım. 10. sözdeki hakikatler içerisinde 11. hakikatti değil mi? Neydi? Bab-ı insaniyettir ve ismi hakkın cilvesidir. Bab ne demek? Kapı. Hani orada Üstad Hazretleri hatırlarsınız, orada hep iki esma üzerinden gidiyor. İkili esmalar üzerinden gidiliyor. 10. sözdeki hakikatler bölümünde. Fakat ismi hakka gelince tek isim var orada. Önce bab-ı insaniyettir ve ismi hakkın cilvesidir. Yani insan kapısında ne cilvelenir? İsmi Hak cilvelenir. Ama Hallacı Mansur'un o hak meselesini isim olarak değil de zata verdiğin zaman enel hak gibi bir mesele, bir şataat ortaya çıkıyor. Şimdi Hoca Efendi'nin başyazısına bakıyoruz. Ne diyor Hoca Efendi? Hak karşısında duruş ve konumu itibariyle, öyle miydi başlık? Arkadaşlar bakabilir. Hak karşısında duruş ve konumu itibariyle insan. Başka bir esmayı zikretmiyor. Hak esmasını. Üstad da Hak isminin şuaatıdır diyor başka bir yerde. Burada da Hak isminin şualarıdır diyor. Şimdi evet, burada insan-ı kamilin hususi mahiyetini anlamış oluyoruz. Madem mahiyet mukaddesi hem vacib-i vücuttur, hem maddeden mücellettir, hem bütün mahiyata muhaliftir, misli misali mesili yoktur. Elbette o zat-ı zülcelal'in burada misli misali mesili yoktur da işte aslında enel hak gibi şataatlara kapıyı kapatıyor. Elbette o zat-ı zülcelal'in kudret-i ezeliyesine nispeten bütün kainatın idaresi ve terbiyesi bir bahar, belki bir ağaç kadar kolaydır. Sonuç olarak bir cümle daha okuyalım mektubattan yine. İşte şu kainatta raks ve deveran, bütün kainattaki tasarruftan bahsediyor. Seyir ve ceveran ve temaşa-i tesbih beşer ve husul-i erba, mevsimlerin değişmesini sadece fiziki mevsimler olarak anlamayalım. Aynı zamanda acele ettim, kışta geldim anlamındaki manevi mevsimlerin değişimi anlamında, sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Mevsim manasını bu şekilde de anlayalım. Husul-i erba ve gece ve gündüzdeki, hünnes ve künnesteki ifadede orada da gece ve gündüz vardı. Orada da baharın teneffüs edilmesi meselesi vardı. Metnin içerisinde aslında ona dair bir başka bir gönderme de vardı. Gece gündüzdeki seyran gibi efal eğer vahdete verilse, bir tek zat, bir tek emir ile, bir tek küre-i tahrik ile, hatırlayalım. Cenab-ı Üstad Hazretleri ne diyordu? Mehdi meselesiyle alakalı bir meselede Cenab-ı Allah bir anda cevbi semayı bulutlardan süpürüp diyor, bir zatı şey yapmak ile vazife vermek ile alim İslam'ı ne yapabilir diyor? Yeniden gündüzü yaşatabilir diyor. O metni de bakabiliriz. Bulutlardan süpürüp taraması yapılırsa
alem-i İslam'ın gecesini bir anda gündüze, kışını baharına çevirebilir mi? Burada ne diyor Üstad Hazreti? Bir tek zat, bir tek emir ile, bir tek küre. Küre neydi? Küre-i arz neydi? Bu metinde insan-ı kamildi. Üstad zamanında Üstad Hazreti. Üstad zamanında. Yani varisi nebi olan zat. Mevsimlerin değişimindeki acayip sanatı ve gece ve gündüzün devranındaki garayib hikmeti ve yıldızların ve şems ve kamerin suri hareketlerindeki şirin temaşa levhalarını göstermek. Şirin kelimesi üzerinde durmuştuk daha önce. Gibi o âli vaziyetleri ve gâli neticeleri istihsal eder. Evet. Çünkü umum mevcudat ordusu onundur. Evet. İsterse arz gibi bir neferi umum yıldızlara kumandan tayin eder. Kim bu? Arz. Arz o zaman da Allah Resulüne varis olan zat olması itibariyle umum yıldızlara o dönemde imam olduğu için o kumandanlık eder. Bir anlamda o halka-i zikrin serzakiri olur. Evet. Serzakine şeyhe niyabeten ne olur? Serzakirlik yapar. Evet. Hak karşısındaki konum ve duruşuyla insan. Evet. 10. sözden de ismi hak, şeye bakılabilir. 11. hakikat olması diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlayabilirim. İsmi hakkın cilvesidir. Bab-ı insaniyettir ve ismi hakkın cilvesidir. İsterse arz gibi bir neferi umum yıldızlara kumandan tayin eder. Ne dedi? Bir tek şeyi hareket etmekle bütün varlıktaki tasarrufun bir zatın bir tek neferine, nefer ne? Birinci sözdeki askeri düşünelim. Bir tek neferi ne yapabilir? Kumandan tayin edebilir. Buna daha çok külliyat içerisinde çok metinler görebilir. Koca güneşi ahalisine ısıtıcı ve ışık verici bir lamba ve elvan nukuşu kudret olan fusure erbayı da bir mekik ve sahifi kitab-ı hikmet olan gece gündüzde bir yay yapar inşallah. Her bir gününe ayrı bir şekilde bir kameri göstererek, her bir gününe ayrı bir şekilde bir kameri göstererek ne demek? Kamer neydi? Allah Resulü'ydü. Yani her bir günle eyyamlar ne? Bu eyyamlar ahir zamandaki eyyamlardır aslında. Yani Üstad ahir zaman mevsimi el imanesini hatırlatır diyor. Ahir zamanın 3 günü, hatta bir 4. günü daha var. Üstad Hazretleri 3 gününü anlatıyor ama bir 4. gününü de söylüyor. Kastron layıkasında mağlubane ve perde altında diyor tekrar. Galibane döneminden sonra. 4. bir gününden de bahsediyor. Ayrı bir şekilde bir kameri göstermesi de bir anlamda Siyer-i Nebi'ye her bir dönemin, her bir gününün ayrı bir şekilde bakması. Yani evkatın hesabı için takvimcilik yaptırır. Ve yıldızların kendilerine raksa gelen ve cezbeden, raks eden melekelerin ellerinde süslü ve şirin, parlak nazenin misbahlar suretini vermek gibi ağza ait çok hikmetleri gösterir. Evet. Diyelim, izahları ben metnini okumaya havale ediyorum. Eğer bu vaziyetler umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri müteveccih olan bir zattan istenilmezse Cenab-ı Hak. O vakit umum güneşler, yıldızlar hakiki harekat ile ve hadsiz bir suratle, hadsiz bir mesabeyi her gün kat etmeleri lazım gelir. Burada Üstad Hazretleri bunu 4. mektupta da göreceğiz inşallah. 4. mektuptaki şiirin inşallah açılımında da göreceğiz. Şöyle diyor, o vakit, bunu ben 4. mektuba bırakmak istiyorum ama çok güzel olduğu için de okumadan geçemeyeceğim. Çok şirin burası. O vakit yıldızlar namına bir yıldız der ki, yıldızlar namına bir yıldız. Ne kadar sersem, akılsız ve ahmak gözsüzsünüz ki bizim yüzümüzdeki, hani o 4. mektupta ne diyordu? Kör olası gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü. Kimin yüzünü görmez oldu, kimin sözünü işitmez oldu. Hak söyleyen ayetleriz biz, diyordu, diyecek. Gözsüzsünüz ki
bizim yüzümüzdeki, orada da yüzüm görmez oldu yüzümüzü diyordu. Sikke-i vahdeti ve surre-i ehadiyeti görmüyorsun. Fesubhane. O yüzden ne diyorlar? İnsan-ı kamilin simasına bakmak nedir? Bizzat bir ben diyeyim, berekettir diyeyim, meseleyi biraz hafifleteyim. Bu sikke hatem turra meselesinde biraz konuşmuştuk ama tekrar konuşacağız inşallah. 22. sözdür bu sikke hatem turranın açılımı. Ve bizim nizamat-ı âliyemizi, âli nizamımızı ve kavaini ubudiyetimizi, ubudiyetini kanunları bilmiyorsun, bizi intizamsız zannediyoruz. Biz öyle bir zatın sanatıyız ve hizmetkarlarıyız ki bizim denizimiz olan semavatı, bu deniz meselesinde birinci lema derslerinde biraz arkadaşlarımızla konuşup bu deniz nedir yani? Vahdet denizi dediğimiz mesele. Olan semavatı ve şeceremiz olan kainatı. Konuştuk mu bu meseleyi? Konuştuk. Dedik ki üstad, bir mektubu, üçüncü mektubun girişinde bu konuyu konuştuk. Üstad Hazretleri bizzat zaten söylüyor. Her şecere bir cihette kainatı temsil edebilir demişti. O yüzden demiştik ki Üstad Hazretleri şecere diyorsa orada dikkat kesileceğiz. Ne noktada dikkat kesilecektik? Hakikat-ı Muhammediye ve Nur-u Muhammedi itibariyle kainat ve Hakikat-ı Muhammediye arasındaki ilişkiyi anlamak için şecerimiz olan kainatı ve mesiregahımız olan nihayetsiz fezai alemi kabza-i tasarrufunda tutan bir vahid-i ehad'dır. Evet, bunu dördüncü mektuba bırakıyorum, devamını inşallah orada okuruz. İşte vahdette nihayetsiz suhulet. Bu da vahdetin bir vahdet meselesi eksik anlaşılıyor. Şimdi biz burada bir, başka bir noktadan okuyoruz vahdet meselesini. İbn-i Arabi Hazretleri yedili sınıflandırmayı anlatırken onda merati bir vücut malum vahdet vücut da yedili bir sistemdir. Orada der ki vahdet der en üst mertebe olan mertebeyi merati bir vahdette ve en alt olan en altta yani sümmerada nahu esfele sefiliğin olan Adem'de yani insan-ı kamilde vardır. Diğerlerinde aslında açılım olur. Ama insanda vahdet olur çünkü vahdet insanda tevhid suretinde yani tevhid birleme demek. Birleme şeklinde tezahür eder diyor. İşte burada vahdetin iki yönü birden anlatılıyor. Biz sadece vahdeti çünkü bu metnin işari bir yönü var. Vahdeti biz sadece Cenab-ı Hakk'ın birliği yönünü anlıyoruz. Burada insanın kamildeki birlik yönüyle de anlatılıyor konu. Hatta bu özellikle bu mektupta özellikle o yönüyle anlatılıyor. İşte vahdette nihayetsiz suhulet ve kessette nihayetsiz suhubet. Biraz önce ne dedi? Bir zat bir zabiti tayin etmek ile dedi. Değil mi? Umum yıldızlara şey yapar. Bu imamlık vazifesinde olduğu gibi. Evet. O yüzden hani geçen derslerimizde de konuşmuştuk. Her ve zaman ve zeminde bu meselenin insan-ı kamil tarafından temsil edilmeden yaşanmasını düşünmek, hayal etmek bu meseleyi tarihi olarak da Hazreti Adem'den bugüne bakan yönüyle bilmemektir. İnsan-ı kamil olmadan olmaz mesela. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyinin asıl manası da yeni bir insan-ı kamil gelmemesidir. Yani insan-ı kamil silsilesinin sonlanmasıdır aslında. Evet, nihayetsiz suhbet bulunandır ki ehli sanat ve ticaret kessete bir vahdet verir. Ta suhlet ve kolaylık olsun yani şirketler teşkil ederler. Burada da hizmet noktasını üstad anlatacak bir yönüyle. Hem şirketi maneviye hem şirketi hizmetiye her ikisinden. En azından dalalet yolunda nihayetsiz müşkülat var, hidayet ve vahdet yolunda nihayetsiz suhulet var dedi ve üçüncü mektubu bitirdik. Ama dördüncü mektupta zaten konu devam ediyor. Dördüncü mektuptan devam ediyoruz. Dediğimiz gibi metin aslında devam etmiş oluyor. Bismihi subhanehu ve min şen illa yüsebbi bihamdi. Esselamu aleyküm ve selam. Selamullahu ve rahmetuhu ve berekatuhu aleyküm ve ala ihvanikum la siyama ila ahir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda yüksek bir tepede büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. Üçüncü mektubun girişinde
Hem saniyendeki girişinde hem de hamisende mektubattaki girişinde aynı benzer bir cümleyi görmüştük, hatırlayacağız değil mi? Yani yüksek bir tepede, yüksek bir mevkiinde bulunuyorum. Dediğimiz gibi konu devam ediyor aslında. Üçüncü mektupla dördüncü mektubun zaten ard arda konulması konunun devam ettiğini gösteriyor. Yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyor. İnsten tevahhuş ve bu uğuşa ünsiyet et. Zaten üstad biliyorsunuz merdum giriz bir zat. Bir anlamda mizantropik bir zat. İnsanlarla sohbet arzu ettiğin vakit hayalen sizleri yanında bulur. Bu hayal meselesini de konuştuk. Hayal derken alem misal kastedilmiş. Yani bir yerde üstad hayalen bu alem misalle geçiyor demektir. Çünkü hayal ne diyor Üstad Hazretleri? Hayal insanda alem misalin bir numunesidir. Ve hayalin kendisi de çok inkişaf ettiğini söylüyor. Hayalen sizleri yanımda bulur. Bir hasbihal ederim. Sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Bunu yazan zat 50 küsur yaşlarında, değil mi? O dönemde sanırım 50 küsur yaşlarında, 50 yaşların ortalarında bizzat. Ve ne yapıyor? Dağa çıkıyor. Yani zaten insanlardan şey yapılmış. Birkaç ay dağda kalıyor. Arada bir ya talebesi geliyor ya kendisi iniyor. Şimdi bu aslında bizi düşündürmesi gereken bir mesele. Yani mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri, alim bizzat, veli bizzat. Ama gidiyor 10 sene çölde kalıyor. Yani İmam Gazali işte Nizamiye medreselerini bırakıyor. O zamanki ne diyelim, YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Başkanlığı'nın bakanlığının toplamı olan diyelim böyle bir pozisyonda olan bir zat yani. Gidiyor. Emevi Camii'nde işte 11 sene falan kalıyor. Minaresinde kalıyor falan. Şimdi Üstad Hazretleri işte Van'da Erektağ'ında kalıyor. Ne, bu daha çok namaz kılmak için kalmıyorlar veya daha çok oruç tutayım, daha çok düşünmeyeyim, daha doğru sözlü olayım. Başka bir mesele var. Yani tevhid dediğimiz mesele bir derinlik var. İşte o meseleyi, yakini, tevhiddeki yakini hakkel yakin mertebesinde duyabilmek, hissedebilmek, yaşayabilmek, bir anlamda onun tahakkukunu enfüste yaşayabilmek için böyle bir yoğunlaşma yaşıyordur. O yüzden bu mesele bizi düşündürmesi gereken bir mesele aslında. Yani zaten Barla'ya sürülmüşsün yani. Ama bir de dağa çıkıyor. Yani zaten kimseyle görüştürülmesin. Ama demek ki Cenab-ı Allah'la yalnız kalma noktasında, beraber olma noktasında böyle bir arzu devamlı taşınması gerekiyor. Evet, hayalen sizleri yanında bulur, bir hasbihal edeyim, sizinle müteselli olun. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. 60 yaşlarına yakın bir yaşta. Barla'ya dönsem arzunuz veç ile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şifahi görüşme. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum. Bu hatıra hutur eder. Hani Risale-i Nur ekseriyet ihtarattır diyor ya işte. Burayı hani hayalen sizinle müteselli olurum dediği mesele, yani hayal kurar sizi düşünürüm değil. Yani sizinle hani Üstad Hazretleri'nin Üstad'a söylediği, Üstad'ın Hulusi abiye söylediği bir mesele var. Kardeşim seninle görüşeceğiz. Her sabah senin yanımda budur. Her akşam senin yanında olurum. İşte bu kuvvetli ilişkiyi ihtar ediyor. Ona dair kısa bir mektup okuyalım. Aziz kardeşlerim, evvela mektubum bana tesir etti fakat hakikati düşündüm. O tesir gitti. İşte hakikat şudur. Mabeynimizdeki münasebet ve uhuvvet inşallah halis ve lillah için olduğundan zaman ve mekanla mukayyet olmaz. Bir şehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre-i arz, belki dünya, belki alemi vücut iki hakiki dost için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve kardeşliğin firakı yok. Hep misaldir. Fani, mecazi, dünyevi dostluklar sahipleri, fani, mecazi, dünyevi dostluklar sahipleri firakı düşünsün. Bize ne? Burası da dost, burası da bestelenecek bir şey.
Evet. Fani, mecazi, dünyevi dostluk sahipleri firakı düşünsün. Bize ne diyor? Mezhebimizde, mesleğimizde firak yok. Hep misaldir. Sen nerede bulunsan şu kardeşinle ellerinizdeki sözler o hastasıyla sohbet edebilirsin. Bu kuru bir teselli değildir arkadaşlar. Bu cümle başka yerlerde de geçiyor benzer ifadelerle. Bu Üstad Hazretlerinin vazife itibariyle yani turra itibariyle Üstad Hazretleriyle münasebet ve Üstad Hazretlerinin kıyamete kadar cari olan himmet ve tasarrufunun kanalının Risale-i Nur dersleri olduğunun ifadesi. Üstad Hazretlerinin üç şahsiyetinden bahsediyoruz. Üç şahsiyetiyle dost, kardeş ve talebe itibariyle münasebetten bahsediyoruz. İnşallah onu ayrı bir ders olarak işleyeceğiz. Bu da kardeş olmak itibariyle Üstad'la irtibatta Üstad Hazretleri duaları, özellikle sabah akşam namazlarında ve bir talebe-i Risale-i Nur ve bir tüllab-ı nur dendiği zaman ki o içtimai, manevi içtimai kastediyor ve oradan, o içtimadan, o intisaptan, o tecdidibiyattan her gün feyz alınabileceğini, alınması gerektiğini, hatta bunu yapmak üzerlerine borç olduğunu söylüyor. Fakat üstadın üç şahsiyeti var. Üçüncü şahsiyeti de velayetinden de öte, veraset nüvvet itibariyle bir vazifesi var. Bu vazife cihetiyle de münasebetin Risale-i Nur okumak ve özellikle de Risale-i Nur ders şeklinde işlenmesidir, okunmasıdır. Ve Üstad Hazretleri bu olduğu zaman Üstad Hazretleri'nin bizzat himmet ve tasarrufunun kıyamete kadar Risale-i Nur vasıtası ve vesilesiyle cari olduğunu ve kuvvetli bir ceryan şeklinde, kuvvetli bir voltajla devam ettiğinin beşaretidir, müjdesidir. Sen nerede bulunursan bulun, şu kardeşinizle evlerinizdeki sözler vasıtasıyla sohbet edebilirsin. Başka bir yerde görüşebilirsin diyor. Görüşmüş gibi olursun demek değildir bu. Görüşebilirsin demektir. Hatta bir ileri seviyesi daha var. Onu da Üstad söylüyor Hulusi abi, onu okumuştum. Yani Hulusi diyor, sen Said'in vekili, belki aynı hükmüne geçtiğin için diyor. Ben de istediğim zaman senin yanımda, yani istediğim zaman himmetim açık, istediğim an seni anında ruhunu celbedebilirim. Ben de istediğim zaman seni yanımda dergâh-ı ilahiye beraber el açıp niyaz etmek suretinde görebilirim. Bunlar manevi olarak büyük müjdelerdir. Aynı şekilde tabii bu zamanda yaşaması itibariyle Üstad Hazretleri o zamandaki Allah Resulü'nün vekili ve varisiydi. Bu zamandaki vekili ve varisi olan zatla bizim de bu şekilde bir münasebetimiz olması gerektiğini anlıyoruz. Yine bir yer daha okuyalım. Bu konu asıl konumuz değil ama güzel bir konu. Evet, diyor ki namaz tesbihatının sırrına göre nasıl ki namazdan sonra tesbih ve zikir ve tehlil ve bir hatme-i muazzama-i Muhammediye. Bu hani namazın ahirinde bir kısım kardeşlerimizin tekasül göstermesine binaen ihtar edilmiştir diye mektupta. Geniş bir halkayı tahmidat Ahmediye aleyhissalatü vesselam dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medarif-i yüzat olduğu gibi ben ve biz de Risale-i Nur'un şahsi manevisi dediğimiz mesele bu. Ben ve biz de Risale-i Nur'un geniş daire-i dersinde halkayı envarında ders alan ve dua eden ve çalışan binler masum insanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve amal-i salihalarına hissedar olmak ve dualarına amin demek hükmünde olarak onlarla tayin mekan ederek hayalen omuz omuza diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalhat bahtiyar biliyoruz. Hususen ahir ömrümde böyle kıymetli masum manevi evlatları ve yüzer küçük Abdurrahmanları bulmak benim için dünyada bir cennet hayatı hükmüne geçiyor. Üstadın talebelerini biraz tanıyacağımız mektuplardan birisi dördüncü mektup. Çünkü Hulusi abi konumuz ama Hulusi abi gibi rükünlerden birisi de malum Hüsnü abimiz. Ey kıymetler üstadım,
sizin hüznünüze. Hüsrev abi biliyoruz nerede? Hüsrev abi Sav köyünde değil mi Necdet abi? Üstad Barla'da. Şimdi ya, bu laika mektuplarının satır aralarında çok enteresan şeyler var. Ey kıymetler üstadım, sizin hüznünüze, huzurunuzda olduğum halde iştirakını istiyordum. Neye iştirakını istiyor? Izdıraba iştirakı istiyor. Hani Hoca Efendi'nin keşke elimde tohumlar olsa, geceleri kalksam, arkadaşların yataklarında ızdırap tohumları eksem diyor. Bu arada Hoca Efendi'nin bu cümlesi de bir işaret. Yani bunu yakın talebeleri daha iyi bilir. Zannındayım en azından. Ben o zannındayım. Yani gece yataklarında hani bunu daha önce de konuşmuştuk yani. Belki 24. sözden hareketle de bir daha 24. sözden hareketle bir daha da konuşabiliriz. Yani o ızdırap tohumları o zatların elinde geceleri ekilir. Evet. Yani başka tohumlardı. Sizin hüznünüze, huzurunuzda olduğum halde iştirakını istiyordum. Yani oradaki yakın talebeleri gibi gelip, çünkü üstad bazen namazlarında 2-3 kişi geliyor, katılıyor. Öyle hissediyorum ki ruhen hiç de uzak değilim. Bazen kendimi unutuyorum. Güya kanatsız teyran ediyor. Koca çınar ağacının arasından girerek meclisinize dahil oluyorum. Üstadın talebeleri bu seviyede arkadaşlar. Üstadın talebelerinin ilk dönemleri bu seviye. Ne oluyor? Sabah namazında üstadın meclisine gir. Manen dahil oluyor. Tayi mekan ediyor. Dahil oluyor. Evet. Tabii bu bize ders yani. Şimdi hocamızla bizim de böyle bir irtibatımız olsa bizim için de var ki oluyor. Sevgili üstadım, Halik'imden ebediyen razı olmuşum. Bu cümle ne demek? Bakın bu cümleler çok önemli cümleler. Bu cümle ne demek? Bu cümle mardiye demek. Doğadiyeten mardiye. Yani Cenab-ı Hak'tan razı olmuşum. Çok kuvvetli bir cümle. O da sizden ebediyen razı olsun. Üstad Hazretleri bir gün, tabii Üstad abi bir gün evinde böyle, evinden çıkmayan bir insan, tabii Üstad Hazretleri yanaştırıyor arabayı giderken. Üstad abi çağırıyor. O da camdan, işte arabadan çıkmıyor üstad. Üstad abi camdan geliyor yanına. Diyor ki, kardeşim Üstad diyor. Mazinin büyük evliyası diyor, Abdülkadir Geylani gibi zatlar diyor ki, biz hakaiki imaniyeye hizmette Üstad'a yetişemiyoruz. Çünkü hizmet meselesi, çünkü iman ve küfür dönemi yani. Evet, velayet farklı mesela ama bir de meselenin ne yönü var? Hizmet yönü var. Bu zamanda aynen öyle bir zaman. Asıl konu ızdırabı ortak olmak istenmez. Yani ızdırabı yani acıya ortak olmak isteniyor. Yani velayet balına değil. Ortak olmak istenen nokta orası. O meseleye ortak olmak istendiği zaman, öyle bir ruh olduğu zaman, öyle bir ihtisas olduğu zaman diğeri zaten netice olarak olur. Üstad Hazreti diyor ki, Hafız Ali'nin dersini ne tarzı anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Bugün üstadın talebelerinin manevi yönlerini anlamamız için önemli. Şimdi Hafız Ali abi tabii sıradan bir zat değil yani. Hoca Efendi görmeden böyle aşık olduğum bir zat diyor. Çünkü Üstad Hazretleri varis zatları zikrederken iki mektubu var biliyorsunuz Emir Dağ alakasında vekillerini zikrediyor. Orada başta Hüsrev ve Tahir olmak üzere. İki mektupta da öyle. Hüsrev gül fabrikası, Tahir'i nur fabrikası. Hulusi abi gizliyor. Onu gizlediğini de söylüyor. Ben Hulusi'yi ehli dünyadan gizliyorum diyor. Hulusi abi başka yerlerde söylüyor zaten. Ama aslında nur fabrikası Hafız Ali abidir. Hafız Ali abi vefat edince kime geçiyor? Tahir abi geçiyor. Tahir abi. Mesela. Tahir abinin vekaletini kime geçtiğini de biliyoruz zaten. Hafız Ali'nin dersini ne tarzı anladığını gösteren bir fıkrasıdır. Muhterem Üstad diyor. 31. mektubun 14. lemasının ikinci makamın, 14. lemanın ikinci makamı muhteşem bir besmelenin biliyorsun, külliyatın acayip bir bahsi.
Kendim okudum. Pek cüz'i istifadeyle dimağımda bir lezzet hissettim. İkinci ve üçüncü tekrarlarında, yani dimağı aklında önce anlamış. Diyor ki ikinci ve üçüncü tekrarlarında öyle bir zevk-i ruhani uyandırdı ki, eğer kalp ve kalemim ruhuma tercüman olabilseler, belki bir derece siz üstadıma minnettarane arza cüret eylerdim. Ondan zaman ikinci makam çok kuvvetli bir risale gerçekten. Çok derin bir risale. Heyhat ne kalbim ne de kalemim ve ne ruhum acze önüme çıktılar ve itirafı kusur ediyordular. Sevgili hocam, Sözen Ünvari'de Neşri Envar ve Fethi Bab-ı Rahmet eden Envar-ı Kur'aniye esasen has mahsus bir sikke-i hatemi taşımaktadır. Hatem, sikke-i hatem ne bu? Divan-ı Velayet'in hatemi olan zat. Birinci derste konuştuk bu mesela. Divan-ı Velayet'in hatemi olan zat diyor hocamız üstadlar abi. Sikke-i hatemi taşımaktadır. Hatemi taşımaktadır. Her bir parçasından şumurlu rahmet-i ilahiyeye cüz'i, külli bir kapısı var gösteriyor. Ve göstermekle kapıları açık bırakıyorlar. Tabii burada bahsettiği mesele sadece tevazu değil. Hani Risale-i Nur'un şahs-ı manevisidir. Ne diyor? Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi o şahs-ı maneviyi temsil eden has şakitlerin şahs-ı manevisi. Demek ki Risale-i Nur'un Üstad Hazretleri yani Mehdiyet dediğimiz hidayet hareketi. Yani hidayet hareketinin başındaki zat Üstad tarafından temsil edilmiş ama kendisinden sonra da şahs-ı manevinin tamamını temsil edecek has zatlar olacağını söylüyor. Has efradı olacağını söylüyor. O yüzden Üstad Hazretleri'nin meseleyi Risale-i Nur'a havale etmesi o zatların o zatları aslında hürmeti ifade ediyor. Evet, kendisi gibi o mertebede başka zatlarda olacağını ifade ediyor. Bu mübarek Risale-i Süleyman Zekai ve Lütfi kardeşlerimle okurken hayal meselesini biliyoruz. Bir büyük müzeyyen bir saray gösterin. Saray nerede? 23. sözde hatırlayalım. Saray meselesi aslında insandır yani. Aslı ve hakikatini ve vuslatini ve müzeyyenatını temaşa için ruhen çıktım. Bu nerede geçiyor arkadaşlar? Bu laika mektuplarında geçiyor. Parla laikasında geçiyor. Kimin mektubu? Hafızan abinin. Açıkça neyi yazmış? Açıkça keşfini yazmış. Bildiğiniz keşfini yazmış. Keşfi açılıyor. Yani nerede bu keşfi ne zaman açılıyor? 14. yüzyılda okunurken, ders yapılırken açılıyor. Derste açılıyor. Ders sırasında açılıyor. Kardeşlerimle okurken. Yani birinci okumada aklı istifade etmiş. İkinci ve üçüncü okumada ruhen istifade etmiş. Sonra da ders yapmışlar beraber. Ders yaparken keşfi açılmış. İnkişaf olmuş. Ne diyor? Ruhen çıktım diyor. Yani ruhun derece hayatında bir mertebeden bahsediyor. Ve üstadı yazıyor bunu. Bazen laika mektuplarını böyle sanki de çok özellikle abilerin mektuplarını çok hızlı geçiyoruz gibi geliyor yani. Üstadınkileri de çok okumuyoruz da abilerinkini daha böyle es geçiyoruz gibi. Baktım ki yorgun ve zarın kesik bir tarzda geriye döndüm. Zekai kardeşim devam ediyordu. Bak yani kendisi yalnız değil. Zekai kardeşim devam ediyor. Yani okumaya devam ediyor. Mesela. Zekai'nin rüyasını hatırlarsınız, o Zekai. Tekrar o saray şeklinde yani inkişaf oluyor, geziyor, uyanıyor. Bir anda hani uykuya, bazıları uykuya dalır ya, dalar ya şeyde, derste. Demek ki onlar uyku değil yani. Olmayabilir onun. Uyanıyor, sonra bir daha dalıyor. Tekrar o saray şeklinde mutandan renkler kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir sarayı vücut alemime alemimi gördüm. Sarayı vücut alemi. Bir de görüyor, doğru tevil ediyor. Yanlış da tevil edebilir. Sarayı vücut alemi, kendi alemi olduğunu biliyor ya. Kendi vücudu o, kendi varlığı olduğunu biliyor. Ve fethi bab edip temaşa etmek istedim. Anahtarı yoktu. 23. sözdeki sarayı hatırlayalım. Hani kendi sarayını görüyordu üstad, kendi suretini görüyordu, kendi ismini görüyordu. Birden kardeşimin ağzından Bismillahirrahmanirrahim işittim.
Dersi yapıyor o sırada arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kapı açıldı. Dedim elhamdülillah ala nuril iman ve hidayetir rahman. Gördüm ki büyük sarayın müştemilatı ve tezyinatı o küçük sarayda derc edilmiş. İnsan kainatın misali müsalları çünkü. Adeta çarklardan mürekkep bir saat ve çok ipleri hali bir nesaçtır. Dikkat ettim. O saati kuran ve işleteni ve o ipleri gune gun boyayıp dokuyanı, gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi pek parlak bir surette izah buyurulunca gördüm. Tekrar dedim ve elhamdülillah şu alem-i kübranın fihristesini, şu alem-i kübranın fihristesi kim? İnsan. İnsan derken kendi nefsi. Numunesini elime alınca artık pervasız seyahate çıktım. Kainattaki seyahate çıktım. Enfüsten afaktaki seyahate çıktım. Tabii bunlar aslında Üstad Hazretleri'nin, talebelerinin kuvve-i velayetini ve derece-i maneviyatını görmemiz açısından önemli. Evet, Üstad Hazretleri de onu örnek olarak laika mektuplarına almış. Bakın, bu bir gün rüyamda alay komutanı, bunu çok tekrar etme ama bir de okuyalım. Bir gün rüyamda alay komutana tekmil verecektim, Hulusi abi diyor. Baktım ki Üstad alay komutanının makamında oturuyor. Bana dedi her gün seninle iki defa görüşeceğim. Bu rüyam tevhidini üstada sorduğunda buyurdular ki sabahları seni yanımda hazır edeceğim. Akşamları da ben senin derslerine geleceğim. Bundan dolayıdır ki zaman zaman akşam derslerinde uyanık olmanızı, aramızda hürmet gösterilmesi icap eden birinin varlığını söylemişimdir ki işte o zat üstattır. Her akşam dersimize teşrif eder. Manevi irtibatın kuvveti nispetinde bu derslere de gelir inşallah. Refet abiye yazdığı mektup, bu mektuba da çok atıf yapmıştım. Diyor ki çok çok güzel dost kardeş talebe meselesini açıklayan cümlelerden birisi. Bunu inşallah dost kardeş talebe mevzuluna ayrı bir ders yapacağız. Aziz Sıddık Müdakik Meraklı kardeşim Refet Bey. Senin bende bir üstadın, bir kardeşin, bir dostun var. Aslında üçü de olacak. Üçü de olması gerekiyor. Üstadını her risale içinde görüp görüşürsün. Asıl vazife ciheti de budur. Kardeşini sabah akşam dergah-ı ilahide bu velayet ciheti itibattır. Dua vakitlerinin önemidir. Dualar manevi içtimalardır. Hani nasıl askerde sabah akşam içtimasına çıkıyoruz. Evet Üstad Hazretleri onu söylüyor. Mevbitüllah bu nur. Kardeşini sabah akşam dergah-ı ilahide manen ve hayalen o seni duayla gördüğü gibi sen de onu o suretle görebilirsin. Hem ismen zikretmek hem hayalen hatıra getirmek yani rabıta yapmaktır. Bendeki dostunu görebilmek için buraya gelmekle zahmet çek. Kanal açık diyoruz. Aziz gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin, ihtilaf-ı zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şartta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, istikbalde olanlarla bile, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Hususen bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar, burası çok güzeldir. Hususen bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmünde. Şaşı bakan şaşırır. Başka bir yerde öyle değil. Gözünde iki değil birdir. Evet. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancımın bir kısmını, bir sürüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecit ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Evet, burası meselenin zirvesini şimdi okuyacağız. Tabii bu zirve bir mesele. Ama gerçekleşmez değil. Evet. Yani bizim zamanımızda da sanki bazı abilerin sohbetinde gerçekleşiyor gibi hissediyorum. Evet. Hulusi abi Üstad Hazretleri söylüyor. Ve diğer talebelerine söylemediği bir şey söylüyor. Cemaate sözleri okumak zamanında
Hulusi abi diyor ki ben Risale'ler okuyacağım. Ben gidiyorum, başka birisi geliyor sanki. Ben gidiyorum diyor. İnşallah olur. İntisap nispetinde, rabıta nispetinde olur. Cemaate sözleri takva nispetinde olur. Cemaate sözleri okumak zamanında sendeki hissiyat-ı aniye ve fazla inkişaf, yani seni Hulusi abinin kendi velayetinde aşan bir inkişaf ve fedakerane hamiyeti diniye galeyanının sırrı şudur ki, bu fakat dördüncü mektupta anlatacağım sır bu değil ama dördüncü mektupta sırlar, yani sırlardan biri bu. Velayet-ü kübra olan veraset-i nübüvvetteki makamı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. Acayip bir cümle. Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makamı tebliğin envarı altına girdiğin içindir. O vakit sen Hulusi, Dellal-ı Kur'an olan Said'in vekili, belki manen aynı hükmüne geçtiğin için. İhlas sırsalesindeki sırrın sırrı, kullet sırrı dediğimiz şey budur. Yani üstadın ihlas sırsalesi dediği, kıllet dediği mesele, hani Hulusi abi, Hulusi abinin halili kim? Hani Ebu Hureyre Allah'ın Resulü'nden bahsederken ne diye bahsediyor? Halilim diye bahsediyor. Yani bazı ashab kızıyor. Nereden senin dostun oluyor? Değil mi? Çok güzeldir. Çok severim yani Ebu Hureyre'nin o şeyini. Şimdi Hulusi abinin halili kim? Hillet ettiği kim? Tefani olduğu, fena bulduğu kişi kim? Hani kardeşlerinde fani oldu. Üstad Risale-i Nur'un şahsı manisinde üstad da fani oluyor. Mehmet Feyzi abi, diğer abiler tenkit ediyorlar. Üstadı taklit ediyor diye. Hatta üstada şikayet ediyor. Üstadım bu seni taklit ediyor diyor. Üstad Hazretleri diyor ki, kardeşim Mehmet Feyzi, o beni taklit etmiyor. O beni mağaz ediyor. Emiyor diyor. Şimdi bazı taklitler suretendir ve sakil görünür gerçekten. Olur yani. İptidada olur. Fakat bir de müntehada taklit var yani. Şimdi sünnet seniye dediğim şey nedir yani? Sünnet seniye taklittir. Ama taklitte tahkiki tecrübedir. Taklitte tahkiki tecrübedir. O yüzden ya şimdi bazı, ben biraz önce söyledim, bazı abilerimizin sohbetinde yani ben bunu hissediyorum yani. Yani nasıl Hulusi abi sohbet ederken sanki Hulusi abi değil de üstad sohbet ediyor. Ben bazı abilerin sohbetinde, hocamızın bazı talebelerinin sohbetinde bazen hissediyorum. Yani sanki o değil de hocamız sohbet ediyor. Yani demek ki öyle bir rabıtası var yani. İnşallah bize de nasip olsun. Bu dua yerine gitsin. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır fakat senden sır saklanmaz. Çünkü Hulusi abi şey, vekil yani, varisi. O yüzden sır hafızı aynı zamanda. Zübeyir abi de sır hafızıymış. Yani bazı sırlar Zübeyir abiyle birlikte vefat etmiş. Veya verilmiş bilmiyoruz artık. Şöyle ki, buraları geçiyorum. Metinden okuruz inşallah. Şimdi talebeye dair meselede hatırlayacaksınız. Üstad Hazretleri şöyle diyordu. Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmak ve en mühim vazife hayatiyesini onun neşir ve hizmetini. Evet. En mühim vazife-i hayatiyesini hakaik-i imaniyenin neyi? Neşir ve hizmetini. Şimdi, evet, bunları yani demek ki bu meselenin insanda inkişaf etmesine dair bir mesele. Hulusi abi de nasıl inkişaf etmiş? Üstad Hazretleri Hulusi abiye neden bu kadar iltifat ediyor? Neden onda tahakkuk etmiş bu mesele? Bu tefani sırrı, bu ihlas sırrı. Şöyle diyor. Fakat kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin. Biri kardeşim Hulusi Bey'in vazifesini. Bir de evladı maneviyen ve biraderzaden ve bir de hayr-ı nurani sahibi olmakla pek muhtemel olan Abdurrahman'ın vazifesi de size ilave edildi. O benim hakiki bir varisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telakki ederdi. Öyle de sahip oluyordu tasavvuf. Sen de bundan sonra yazı ve sözleri senin hocanın yazısı diye tutma. Kendi malın ve senin sözlerindir diye bil.
Öyle sahip. Şurada çok güzel bir şey var. Şimdi sır hafızlığı meselesi demek ki bu seviyede bir sahiplik olunca ortaya çıkıyor. O sırlar o zatlara veriliyor, vedia bırakılıyor. Diyor ki Seyda'nın bin türlü fikri o güzel kıza Hulusi ve Abdülmecid'den maada her kim bakarsa caiz değildir. E şimdi biz de bakıyoruz. Fakat bazı meseleleri görürüz ama göremeyiz yani. Cenab-ı Allah onları açıyor. Mahrem olanlar da bu husustan namahremdir. Şimdi burada da namahremler açılmayacak bir sırrı açıyoruz. Tabii bunu talebe dersinde göreceğiz ama Üstad diyor ki Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onları yani dostları teşvik etmemek gerekir. Demek ki erkanlar ve sahiplerde bazı esrarlar var. Sırlar var. Manevi sırlar var. Ve nazik tedbirler var. Hizmete dair. Bazen maneviyete dair esrar olabilir, bazen hizmete dair nazik tedbirler olabilir. Onları teşvik edin. Yani Risale-i Nur dairesi geniştir. Erken dairesine liyakati olmayan Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şahitliğiyle daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla talebe olabilir. Bid'a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir. Onun için az bir kusurla, çok önemli bir ders, onun için az bir kusurla düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrarlar ve nazik tedbirlere onları teşvik etmemek gerektir. Evet, yavaş yavaş konumuza geliyoruz. Evet, bu cümlede aslında konumuza geldik. Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi vedu'da mazhardırlar. Bunu nerede görüyoruz? 8. mektupta değil mi? Hazreti Yakup'la Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a muhabbeti meselesinde görüyoruz. Üstad Hazretleri orada ehli aşkın mesleğiyle Risale-i Nur'un mesleğini kıyaslıyor biliyorsunuz. Ve Risale-i Nur'un ki burada söyleyecek zaten kendisinin Hakim ve Rahim isimlerine mazhar olduğunu söylüyor. Ehl-i Aşkın ise Vedud ismine mazhar olduğunu söylüyor. 8. mektupta aşkı neyle kıyaslıyordu? Aşkın Vedud mazhariyeti olduğunu, Risale-i Nur'dakinin ise şefkat olduğunu, hangi esmanın mazhariyeti olduğunu söylüyor? Rahim isminin mazhariyeti. Fakat Üstad Hazretleri Hakim ve Rahim isimleri ki Hazreti İbrahim'in mazhariyetleridir. Hazreti İbrahim'in mazhariyetleridir. Hakim ismi Risale-i Nur'da neye bakar? Tefekküre bakar. Rahim ismi neye bakar? Şefkate bakar. Çok enteresandır. Bu mektupta Üstad Hazretleri Aczimendi tarikini anlatırken, kendi tariki olarak, Aczimendi şeyini anlatırken, tariki olarak anlatırken, diyor ki, Aczfank şef şükürü sayıyor. Şefkat tefekkürü saymıyor. Biliyorsunuz onu 26. sözde zeylinde sayıyor. Fakat burada aslında şefkat ve tefekkürü de sayıyor. Nasıl sayıyor? Rahim ve hakim mazhariyeti. Hakim nedir? Tefekkürdür. Rahim, şefkattir. Yani altı esastır. Buna gireceğiz zaten. Bunu konuşacağız inşallah. Fakat Üstad Hazretleri Hakim ve Rahim isimlerine hususen mazhar, halili bir zat, yani ne diyordu? İbrahim vari olunuz diyor. Meşremimiz hillettir, mesleğimiz haliliyedir diyor. Ve Hakim ve Rahim isimlerine mazhar olduğunu söylüyor. Hazreti İbrahim'in mazhariyetleri, Hazreti İbrahim'in tefekkürünü biliyoruz. Hazreti İbrahim'in nasıl rakik bir kalp olduğunu biliyoruz. Evvah olan bir zat olduğunu biliyoruz. Bunları biliyoruz. Üstad Hazretleri de hakeza öyle. Fakat Üstad Hazretleri'ne Vedud mazhariyeti yok, bu var. Nereden biliyoruz? 24. mektuptan. Çünkü Üstad Hazretleri 24. mektubun girişindeki suhalde de net bir şekilde burada da aslında ne diyor? Yani azim esma ilahiyeden olan 24. sözde Cenab-ı Allah'ın isimlerinin azimlerinden olan 24. mektubun girişindeki sualde azim esma ilahiyeden olan Rahim, Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye muhabbet darane taltif pardon şefkat perverane terbiye masraat kerane tedbir ve muhabbet darane taltif masraat kerane tedbirine
Hakim, Şefkat Bervelane Terbiye Rahim ve Muhabbet Darane Tatif Vedud. Oradan. Nasıl ve ne surette müthiş ve muvahhiş olan Mehd ve Adem ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir diye anlatıyor. Hatırlarsınız orada hususen hayvanat ve nebatatın veya tıfılların bu kelam kitaplarında geniş bahislerdir bunlar. Yani ölüm, erken yaşta ölümleri, yok olmaları, meşakkatleri Cenab-ı Allah'ın şefkatiyle nasıl tevfik edilebilir, hikmetiyle nasıl tevfik edilebilir diyerek oradan girerek 24. mektup gibi şaheser bir eseri Üstad Hazretleri yazıyor. 24. mektup yazılamaz bir konunun yazılmasıdır aslında. Yani yazılamaz bir konunun yazılmasıdır. Evet. 24. mektup Üstad Hazretleri yazılamaz bir konuyu yazmıştır. Onu da arkadaşlarla biraz mütalaa etmeye gayret etmiştik. İnşallah okuruz. Şimdi orada o 24. mektupta hareketle Üstad Hazretleri Rahim ve Hakim kadar Vedud mazhariyetinde olduğunu anlıyoruz. Yine Reşşa bahsine gittiğimiz zaman 24. sözün 2. dalına gittiğimiz zaman Zühre Katre Reşşa'ya hatırlarsınız Reşşa'da Reşşa'yı anlatırken aşk Zühre ve Katre'den ayrışmasını anlatırken bir anlamda nar-ı aşk ile ateş alır, çabuk tabahhur eder, bir şuaya yapışır, terakki eder diyordu değil mi? 24. sözün 2. dalındaki Reşşa bahsi çok önemlidir yani burası. Hatırlayalım. Yani arkadaşlar paylaşabilir orayı. Yani ben biraz önce bahsettiğim aslında 24. mektubun başındaki şeyi de belki suali de paylaşabilirler sual bölümünde. Ben şimdi çünkü burada arama yapamıyorum. 24. sözün 2. dalındaki orada Reşşa'da ne diyordu? Nar-ı aşk ile yanar, çabuk tabahhur eder, bir şuaya yapışır, yükselir, yanaşır diyordu. Yani Reşşa'nın da aslında aşkla yandığından bahsediyordu. Yani bu tabii inşallah bu konuyu nerede işleyeceğiz? İnşallah 8. mektupta işleyeceğiz. Aslında biz 6. mektup dedik ama 6. mektup biz mektubattan devam edeceğiz öyle görünüyor bu derslerimizde. İnşallah 5. mektup ve 8. mektup tabii çok irtibatlı eserler. 8. mektupta beraber okuyacağız inşallah. Evet. Burada çok güzel. İşte Reşşa misal 3. arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Renksiz kelimesi de nasıl güzel bir kelimedir. Bütün renkleri muhtevidir. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder, enaniyeti bırakır, buhara biner. Buhara binmesi aslında bir anlamda katredir. Reşa oluyor tabii. Havaya çıkar, içindeki maddeyi kesife nar-ı aşk ile ateş olur. Maddeyi kesife, ziya ile nura döner. O ziyanın cilvelerinden gelen bir şua yapışır, yanaşır. Bu da o ayetlerle Kur'an'ın ayetlerine nasıl yükseldiğini üstadın anlamış oluyoruz. Bunlar ayrı konular inşallah. Ama konular birbiriyle irtibatlı sonuçlar. Ehl-i Hakikat'in bir kısmı nasıl ki ismi Vedud'a mazhardırlar 8. mektupta anlatıldığı gibi. Mazhardırlar, mazhar ne demek? Onda zahir oluyor. Ve azami bir mertebede, şimdi Üstad Hazretleri bazen bazı meseleleri kritik ediyor. Fakat kritik ederken de hep övüyor. Bunu Temyat-ı Tisar Risalesi derslerinde okuduk arkadaşlar. Önce bir övüyor. O meselenin ne kadar kıymetli, değerli olduğunu söylüyor. Ama kendi noktasından kritik ediyor. Hani mesela Allah Resulü diyor ki keşke kardeşim Yunus şöyle yapsaydı. Veya keşke kardeşim Zekeriya böyle yapsaydı. Diyor. Fakat buradaki mesele güzeller içerisinde daha güzeli işaret etmektir. Bunu kalbi zulmün tepelerinde çok görüyoruz. Yani Hoca Efendi bir güzeli anlatıyor sonra başka daha bir güzeli anlatıyor. Bir tercih yapıyor yani. Şimdi Üstad da burada diyor ki ismi Vedud'a mazhardırlar ve azami bir mertebede yani o Vedud mazhariyetinin ismi azam mertebede cilvelenmesiyle tezahür etmesiyle o ismin cilveleriyle şimdi diyor ki Cenab-ı Hak o kutsi hadiste kulum bana farzlarla yakınlaşır, kurbu ferâiz, nafilelerle daha yakınlaşır, kurbu nevafil. Öyle bir hal olur ki ben onun gören gözü tutan eli işiten kulağı olur. Şimdi bu hadis perspektifi, bu hadis zaten bütün tasavvuf literatürünü hadis bir hadiste temellendirecek olsak bu hadistir.
Bu hadis aslında bütün tasavvuf literatürünü temellendirmek için en birinci, yani hadis literatürü içerisinde en birinci metindir. Şimdi bu metin bizim için çok önemli. O ismin cilveleriyle mevcudatın pencereyle. Pencere kelimesi, tabii pencere metaforu veya temsili çok önemli. Çünkü ayna temsilini de çok görüyoruz. Fakat aynada bir yansıma var. 24. Mektuptaki önce mektup temsili vardır, sonra ayna temsili vardır, sonra kelimat temsili vardır. Şimdi pencereyi nerede görüyoruz? 33. sözde özellikle görüyoruz ama külliyatın tamamında var. Aynadan farklı olarak pencerede ne var? Pencere arkasını gösteriyor, bizzat gösteriyor. Yansıma değil, bizzat gösteriyor. Yani maverayı tabiata açılma demek. Yani doğrudan gayba geçmek demek. O bir veli zat düşünelim, ismi Vedud'a mazhar, o Vedud esması o an onda azami mertebede cilvelendiği zaman ne oluyormuş? Kulun bana farzlara yakın nafile öyle bir hal olur ki artık onun gören gözü kim oluyor? O kameradan başkası bakıyor. İsmi Hak bakıyor diyelim. Kendisi aradan çıkıyor, bu sefer mevcudat da pencere oluyor, mevcudat da aradan çıkıyor. Şimdi enfüste bakan baş, enfüste senin nefsinden, senin gözünden, senin kamerandan onun gören gözü olurum. Bakan başkası, afak da açıldı, afak da pencere oldu. Bakılan da başkası. Bakan da birisi aslında. İşte o zaman birleme gerçekleşti. İkilik kalktı. Şimdi aslında hepimizde bir üçleme var. Bir testis üzerine doğuyoruz. Ben, sen, o. Yani ben var, ben var. Benim dışındaki afak ne var? Gördüğüm, gayb olmayan, elimi ulaştığı gördüğüm sen. Benim dışındaki diğer varlık, sen diyoruz. Bir de o var. Burada olmayan, gaybde olan, ötede olan, aşkın olan. Ben, sen, o. Şimdi tevhid şu demek. Benim de, senin de, onun da bire irca olması demek. Tevhid bu demek. İkiliğin kalkması demek. Şimdi 24. mektupta belki okuruz. Üçlenen ikiliğe, ikiden bire inmeden. Şimdi enfüste kalktı. Ne oldu? İsmi Vedud'a mazhar oldu. Azami bir mertebede o ismin cilveleri oldu. Kulluk farzlarla yakınlaştı. Nafilelerle yaklaş. Öyle bir hal oldu ki hani bir an-ı seyyare vücudu enver. Bir an-ı seyyare vücudu enver, binler sene vücudu eftere müreccahtır. O an daimi bir andır diyor Üstad Azim. An-ı daimi. Şimdi oraya geldiği zaman ne oluyor? Enfüs kalktı. Bakan başkası senin kamerandan, senin gözünden. Afak da ne oldu? Afak da açıldı, afak da kalktı. Hak bakıyor. Nereye bakıyor? Hakk'a bakıyor. 24. mektubun konusu, 24. mektupta konuşmuşuz. Evet. O ismin cilveyle vedud olan vedud'a bak. Veduddan vedud'a bir salih dairedir yani. Senin oradaki durumun nedir? Bir bilinç olarak senin oradaki tek durumun tasdiktir, yani imandır. Tek durumun imandır. Tefekkür de değildir. Tefekkür de değildir. Sadece tasdik ve imandır. İmanın mertebe-i âlisidir. Hulusi abiye verdiği sırrı okuyoruz arkadaşlar. Şimdi Üstad Hazretleri başta dedi mi, senden sır saklanmaz. Mektubu okuyoruz. Hepimiz anladık. Metni anlamayan var mı? Hani biraz işi bilen, 3-5 kere Risale okuyan, biraz tasavvuf literatürüne vakıf olan. Metni anlıyor. Metni anlamakta bir problem yok. Seyit Erkal da anlıyor. Ben anlıyorum yani. Hani Üstad Hulusi abiye yazdı, sır yazdı. Ben de okuyorum, benim de aklım var. Ben de metinleri biliyorum. Literatürü de biliyorum yani. Ne demek istedim? Ama o değil yani. Şimdi ehli tarikatın büyük zatlarının Molla Cami gibi, Mevlana gibi bu tür bir noktaları olduğunu, bir anı Beyazıt-ı Bestami'de, işte bir anı seyyare, vücud enver, böyle bir an olduğunu, anı daimi. Hani İmam Rabbani'ye gidersek, tecelli belki diyor mesela, daha sonraki şeyde mektuplarında tecelli belki daimi diyor Hazreti. Acayip bir şey. Evet, şimdi bu tecelli belki daimi de Hazreti İbrahim'in
kalbin tatmin olsun diye cümlesini izah ettiği mektupta çok güzel izah ediyor. Yani İmam Rabbani. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize, şu hiç ender hiç olan kardeşinize, Üstad Hazretleri, yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i bi nihayenin dellalı olduğu vakitte, yani sözlerin yazıldığı vakitte, ismi rahim, şefkat, ismi hakim, tefekkür, mazhariyetine medar, kutbun isimlerinden birisi nedir? Kutb-i medardır. Kutb-i medar demektir. Bir kutb-i irşat vardı, bir kutb-i medar vardı. Üstad bu da kutb-i medar olduğunu zaten söylüyor da o sır değil ya. Yani. Zaten bildiğimiz bir şey. Diyor ki, mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mazhariyeti cilveler. Asıl sır bu. Üstad Hazretleri diyor ki, hani ya gözünü bir yere dikiyor, yaz keçeli diyor ya. Yani diyor ki, ben sözleri yazarken ben değilim diyor. Ben bende değilim diyor. O vaziyet olmadığı sürece yazmıyor. Bütün yazılan sözler o masaret içinde. Şimdi bu meselemizi açıklayan Necat abi muhteşem bir hadis var. Doğru anlaşılan ama eksik anlaşılan bir hadis. Yani herkes eksik anladı değil mi? Yani, avam için eksik anlaşılan bir hadis. Allah için muhteşem sözleri var tabii. Arifler bu alimler çok muhteşem anlıyor. Allah Resulü diyor ki, müminin durumu ne güzeldir. Kimse muvaffak olamaz. Bir sabredenler ve şükredenlerle alakalı var bu hadis. Bir de neyle alakalı var? Yani musibet geldiği zaman sabreder, nimet olduğunda, fakat başka bir hadis var. Diyor ki, sükutu tefekkür, sözü hikmettir. Sükutu tefekkür olmayanın, sözü hikmet olamaz. Sükutu tefekkür olmayanın sözü hikmet olamaz. O yüzden kıllet-i kelam denmiş. Kıllet-i kelam çok önemli. Şimdi sükutu tefekkür ne demek? Sözü hikmet ne demek? Asıl meselemiz bu. Sükutu tefekkür şu demek. Bu zatlar her anı daimi de esma ve sıfat cilvelerinin bir anlamda ismi rahim ve ismi hakim başta üstad için tabi esma cilvelerinin cilvelenmesiyle esma ve sıfat cilveleri zaten cilveleniyor enfüslerinde ve afakta devamlı onun seyrinde ve Cenab-ı Hakk'ın marifetindedir. Fakat bir an oluyor ki esma ve sıfat cilveleri de perde olarak sıyrılıyor. Doğrudan zati cilvenin onlarda yani bir yani zatiyun velisi dediğimiz veliler var ya esmaiyun, efaliyun, esmaiyun zatı. Zatiyun oldukları anlar oluyor. Üstad Hazretleri diyor ki işte bu anda söz ortaya çıkıyor. Kelam ortaya çıkıyor. Bu da hikmet oluyor. Yani sözü tefekkür yani sükutu tefekkür şu da esma ve sıfat tefekküründe sözü hikmet o anda onların zatiyun olduğu anlar. Zatiyun anlar oluyor. Hani ya ne dedi? İsmi ve dudamazsar enfüsünde ve afaktaki perdede kalkıyor. İşte Üstad Hazretleri'nin söyledi. Bütün yazılan sözler bu mazhariyetin cilveleridir. Yani bütün sözler zatiyun cilveleridir. Esma ve sıfatiyun tefekkürleridir. Ve sözlerin sudur ettiği anlar zatiyun anlarıdır Üstad. Yani o üstadın üstad olmaktan çıktığı anlardır. Aradan tamamen
kaybolduğu anlar. Zaten şimdi İmam Rabbani Hazretleri mektubatta bütün peygamberlerin bir tayini vardır, sıfat tayini vardır. Sıfat, Allah Resulü'nün sıfat tayini ilim sıfatıdır. Bütün peygamberlerin bir sıfat tayinleri de vardır diyor. Allah Resulü'nün sıfat tayini ilim sıfatı. Şimdi sıfatlar da ayniyet ve misliyetten ziyade bazı yerlerde misliyet de olabilir ama aslında zıddiyet esasıdır. Mesela aciz neye zıttır? Kudrete zıttır. Fakr neye zıttır? Rahmete zıttır. Şimdi Üstad Hazretleri anlatıyor hani ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan edildi diyor. Orada ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan edildi derken hususi bir mazhariyet olarak alim ve hakim isimlerine mazhariyetten bahsediyor. Öyle bir ilim ve hikmet verildi diyor. İlim sıfatının taayyününün zıttı ise nedir? Yani cehalet olamaz. Ümmiyettir. Yani kudretin zıttı acizdir. Rahmetin zıttı fakrdır. Kemalin zıttı nakstır. Bunlar zıttıyla bilmedir ki en kamil bilme de zıttıyla bilmemez. İlim sıfatının zıttı nedir? Ümmiyettir. Ümmiyette tekmil ve tamamiyet Allah Resulüne aittir. Yani o sıfatın, ilim sıfatının tamamıyla, asliyle alınması Allah Resulüne. Veliler arasında da üstada aittir. Ayrı bir hususi bir mazhariyet, Üstad Hazretleri hususi bir mazhariyet olarak kendisine verildiğini söylüyor. Hatta çok mahlukatı aşkın bir mertebe ihsan edildi. Azim mahlukatı aşkın bir mertebe ihsan edildiğini bahsediyor ilim cihetiyle. Burada da üstad kendisine yarım ümmiyim diyor zaten. Ümmiyet meselesinin aslı budur. Yani bir sene genelde ümmiyeti böyle efendim okuma yazma bilmez. Ahmet Kurcan abinin de bu konuda uzun bir yazılısı olmuştu malum. O başka bir yönüyle açıkladı meseleyi ama bu yönünde bu mesele ilim sıfatının tayyününün zıttı manasındadır. Yani. Mutlak alıcı verici ilişkisi. Birinci sözde denilen Cenab-ı Hak adına alma, Cenab-ı Hak hakkına verme. Veren Allah'tır. Ve veren el Allah elden üstündür. Bir veren Cenab-ı Hakk'ın elidir. Ve ondan almaktır. Onun adını almaktır. Burada da ümmiyetle alınır yani. Cenab-ı Allah'ın ilmi ben de biliyorum, benim de aklım var mı olmaz. Ümmiyetle alınır. Yani ne kadar ümmiyette ne kadar tamsan ilimde de o kadar tam bir alıcı olursun. Evet. Üstadın başka kitap okunmamasındaki hassasiyet de bu sebeptendir. Ümmiyetini muhafaza için. Üstadın Kur'an dışında başka kitap okumuyorum yeni sayıt olarak demesindeki espri ümmiyetini muhafazadır. Allah'ım. O noktadaki hakaiki imaniyenin dersinin yapılmasının en birinci mesele olduğunu anlayan, izah edenler şimdi şüphesiz geçerli yani. Evet. Tabakat-ı kümmeliğini insaniyenin hakikatleri Esma-ı İlahiye isnat eder. Diyor Üstad Hazretleri. Yine başka bir yerde bütün esmasın, insanı anlatırken mesela diyor ki bütün esmasın cilvesine mazhar. 23. sözde değil mi? Ve nakışlarına medar ve kainata bir misal musallar suretinde yaratmış. Bu insan kim? Üstad Hazretleri tecrübe etmediği bir şey yazmıyor ki. Zaten ehli hakikat tecrübe etmediği bir şey yazmayı yalan söylemek addederler. Yani bütün esmasının cilvesine mazhar, nakışlarına medar ve kainata bir misal musallar suretine yaratmıştır. Evet. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Evet. Eylaç'ta Vedud ismi, Ehl-i Tefekkür'de hakim ismi daha ziyade hakimdir. Hakimdir. Mesela Hazreti İsa'da Kadir ve Muhyi isimleri mazhar. Abdülkadir Geylani mesela bu anlamda Hazreti İsa gibi Kadir ve Muhyi isimlerine mazhar. Üstad Hazreti İbrahim gibi Hakim ve Rahim isimlerine mazhar. Hususi mazhariyetten bahsediyor. Hocamız hep söylüyor yani meseleyi hep satırlara havale edin diyor. Satırdan konuşmayın. İltica edin kahramanı olmayın demişti bir kere. Ben öyle işitmiştim. İltica edin kahramanı olmaya çalışmayın demişti. Yani serazat, irtica edin böyle konuşma değil de her şeyi kitaba havale etmek. Bu aslında Batı ilmi disiplininde, akademik disiplininde tamamen böyledir yani. Hatta bizden daha sert bir şekilde böyle yani. Yani bu anlamda öyle bir serazat, işte denizsiz,
işte zanni ifadeler, hayali konuşmalar, sayıklamalar. Ha, şiir de olabilir. Ben de şiir yazıyorum. Şiirin içerisinde şiir de olabilir yani. Onlar ekstradan böyle aparatif gibi olabilir ama yani bizim mesleğimizde. Yani Mevlana biliyorsunuz Celaleddin. Vedud isimle başlar ama Celaleddin yani. Şimdi zaten Kemal dediğimizde Cemal ve Celal'in dengesidir. İnşallah o sözler kime hikmet nasip edilmişse doğrusu büyük bir hayra mazhar olmuştur. Hikmet meselesine geldik. Değil mi? Yani sükutu tefekkür, sözü hikmet. Biliyorsunuz bu ayet çok tefsir edilmiş. Özellikle tasavvuflar bu ayete çok atıf yapar. Yani tasavvufta böyle 20-30 tane ayet vardır. Devamlı o ayetler tekrar eder. O ayetlerden birisi de bu ayettir. Ama Üstad Hazretleri bu mazhariyetin kendisinde olduğunu söylüyor. Sırrına mazhariyettir. Evet. Bütün yazılan sözler nedir? وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُنْتِ خَيْرًا كَسِرًا Yani o kesir hayrı verildiği zat benim diyor Üstad. Onlardan birisi yani o zaman da benim. Evet ben burada biraz Hoca Efendi Kadir'in tepelerinden şerh etmeye çalışmıştım. Üstad Hazretleri yani en azim bir mahlukun onun emriyle hareket ettiğini söylüyor. Sanırım iki vaka var. Cens Hazreti Ali'nin meselesi değil mi? Hazreti Ali'nin Efendimiz'in dizinde uyuması meselesi mi vardı? Efendimiz'in muayeli, vakit genişliği. Yine Efendimiz'in bir hadisinde ama Resulü bir peygamber diyor. İşte bir şeydeyken dua etti diyor. Cenab-ı Allah onun başka bir peygamberinden bahsediyor. Ona hürmeten yani Cenab-ı Allah'ın vakti genişlettiğinden bahsediyordu. Güneşi durdurduğundan bahsediyor. Güneşin duruşunu. Yani bu anlamda insan-ı kâmilin Cenab-ı Allah'ın katındaki makbuliyetinin, bütün mahlukatın ve bütün nizamın üstünde olduğunu anlamamız açısından malumdur. Burada tabii Hazreti Yusuf'un bir şeyi var. Rüyası var biliyorsunuz. O rüyada yıldızların ve ayın secde etmesi meselesi var. Burada Niyazi Misri'nin çok enteresan bir tefsiri vardır. Başka Niyazi Misri dışında da başka birisinde görmüştüm ben bunu. O yani tasavvuf literatüründe herhalde Niyazi Misri ile birlikte bu, o meselenin farklı bir anlaşılma şekli var. Onu işte o zaman konuşuyoruz inşallah. Evet. Yani 20. sözde, 20. sözün verdiği perspektiflerden birisi de biliyorsunuz bize. Yani peygamberler kendi kavimlerinin ihtiyaç duyduğu noktada mazhariyetleri var. Mesela Hazreti İsa'nın Kadir ve Muhi isimleri. İşte o dönemde belki tıp çok ileri gitti. Hazreti İsa o işin zirvesinin nihayetini temsil eder şekilde ne yapıyor? Ölüyü diriltme gibi vaka en az 3 tane biz biliyoruz yani. Vakaları var Hazreti İsa'nın. Ama bu, aynı zamanda Üstad Hazretleri orada diyor, Cenab-ı Allah o peygamberlere o nihayetin hududunu, o ilmin nihayet hududunu göstermek ile beşere de teşvik ediyor. Adeta teşvik kamçısı hükmünde. Hem o ilmin nihayet hududlarını çiziyor, hem de bir kulun Cenab-ı Allah'ın kadir kudretine mutlak itimad ile böyle bir seviyeye geldi. Siz de hikmetine rağm olmakla böyle bir meseleyi hikmet noktasında, sebepler noktasında yaklaşabilirsiniz hikmetiyle rağm olarak demiş oluyor. Bu anlamda Hazreti İsa'dan sonra da tıpta bu tür gelişmenin yolu açılmış demektir. Aynı zamanda bunu belki biraz hani Carl Gustav Jung'un Tevrat kısalarını, Carl Gustav Jung malum Batı psikoloji tarihinin en önemli kuramcılarından birisi yani Freud, Jung, Adler'i de belki sevdiğimiz yani 3 tane büyük ekol, tabii daha bazı ekoller yeni çıktı da Jung aynı zamanda dinler tarihçisi, onun doğum metinlerinin edisyonunu yapmıştım. Orada söylediği bir şey var. Yani aslında kendi kuramının en merkez cümlelerinden birisidir. Diyor ki şeyler
Kısası Enbiya, tabii o Tevrat metinleri üzerinden söylüyor, Kitab-ı Mukaddes üzerinden söylüyor. Meta tekst, bunlar tekst ötesi metinlerde ve o insanlığın ortak bilinçaltını mayalanması, tohumlanmasıdır diyor. Oradan hareketle şunu söylüyor. Mesela ileride belki beşerde insanlıkla bazı şeyler bulunuyor ama yani zero perception, yani onun mümkün olmasında zihinsel bir kapı açılmış oluyor insanlara. Mesela yani Telgin Hadid Mucizesi'nin Üstad Hazretleri 20. sözde malum söylüyor. Yani Hazreti Davud'la birlikte demir yoğruluyor. Belki ondan önce de bir şekil verilmiş ama Hazreti Davud'la birlikte insanlık demirin yoğrulabilir ve ince detaylı bir şekilde şekil verilebilir bir şey olduğunu insanın ortak bilinç altı kabullenmiş oluyor, tohumlanmış oluyor yani. Belki hani ondan sonra yani bu sanayi inkılabının bir anlamda tohumu atılmış oluyor. Bilinç, bir insanın ortak bilinç altında tohumlanmış oluyor. Hatta ondan sonra Hazreti Süleyman'ın gelmesi, sanayi inkılabından sonra bu teknolojik inkılaplar var malum. Hazreti Süleyman geldiği zaman da işte harplerde tek, mesela bazı şeyler oluyor biliyorsun. İşte uçma gibi, hatta ışınlanmaya işaret eden bazı şeyler falan var. Yani insanın ortak bilinçaltı şunu kabulleniyor. Bu olabilir bir şey. Hatta olmuş bir şey. Yani. Ve bununla birlikte hem zihinde bir şey tohum açılıyor, hem bir kapı açılıyor, hem de başlamış oluyor mesela. Aslında yani sanayi inkılabı bir yanında Hazreti Davud'la tohumu toplumun bilinçaltına konmuş oluyor gibi açıklıyor. Yani Üstad Hazreti 20. sözde bunu çok çok farklı bir şekilde ele alıyor. 20. sözde okursak bilmiyorum. Zor bir konu 20. söz. Orada okuruz inşallah. Zaten şu anlarda ben 33 düşünüyordum. 114'e bali olmakla, yani 114'e bali olmakla Süveri Kur'ani'nin adedine muvaffuk düşmesi manidardır diyor mesela. Yani oradaki tevafukları takip ediyor. Üstad her noktada tevafuk takip ediyor. Sadece o noktada değil yani. Çünkü hadisatı devamlı okuyor. Eşyayı devamlı okuyor. Hadisatı devamlı okuyor. O yüzden o tevafukları devamlı takip ediyor. Bu da tevafuklardan birisi. Diğer tevafuklardan birisi. Üstad Hazretleri biliyorsunuz Abdülhamit'i çok eleştirmiş. Yani. Mehmet Akif gibi diğer alimler gibi eleştirmiş. Sonra da Abdülhamit'in hakkını teslim etmiş. Ama bu Abdülhamit'in la yüsel böyle evliyayı azimeden allame-i cihan böyle bizzat olduğu anlama gelmez. Abdülhamit'in hataları da var, sevapları da var. Yani İslamcıların anlattığı gibi böyle bir Abdülhamit anlatısını doğru bulmuyorum ben açıkçası. Hayali bir Abdülhamit sevgisini de doğru bulmuyorum. Ama Abdülhamit o zaman yapabileceğini büyük oranda yapmış bir zattı. Ama Osmanlı zaten Abdülhamit'le alakalı değil. Osmanlı'nın devri bitmiş yani siyasi meseleleri. Bütün meseleler birbiriyle irtibatlıdır. Bağlantısız hiçbir şey yok. Evrende birbiriyle irtibatlı olmayan hiçbir şey yok. Fakat bütün siyasi meseleleri, sosyal meseleleri dönüp dolaşıp böyle mitik bir mistik anlatı içerisine gömdüğümüz zaman rasyonaliteden de kopuyoruz yani. Bu sefer Osmanlı'nın gerçek anlamda fizik alemde neden çöktüğü gibi diğer meseleler yani işte bilimdeki bir falan pek çok mesele, siyasi mesele anlayamaz bir akıl tutulmasına düşüyoruz. O yüzden bu anlatıları bir yere not edip bir akılda bir kenara omuz edip ama asıl meseleleri olduğu veçiyle anlamaya gayret etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi manevi boyutuna gelince de Üstad Hazretleri evet Hızır'la görüşmüş, Hızır'dan ders almış ve makam Hızır'da bizzat zaten. Makam Hızır'ı da temsil edermiş zaten. O anlamda da birinci mektubu yazmış zaten. Birinci mektup olmasının birinciliği var orada. Tabii orada Hazreti İlyas'la Hazreti Hızır'ı işte zikretmesi, Hazreti İlyas'la şey zikretmesi, mertebe Hazreti İsa zikretmesi, onların mertebe hayatın birisinin de kendisine bakıyor. Belki birisi de başkasına bakıyor yani. Biraz önce döndüğüm gibi. Ama onlar aynı kendisi gibi zannedilmemesi lazım. Hoca Efendi zaten söylüyor. Hoca Efendi üstadın mertebe Hızır'ı temsil ettiğini, bastığı yerlerin yeşilleneceğini, hatta kosturmadan dönerken ki hattının da bu anlamda alem-i İslam için yeşillenmesi, yeşillenebileceği falan söylüyor. Bu şey ifadeleri var.
Tabii Hızırîyetle Museviyet bazen zıt da olabilir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın esmalarının zıt cilveleri olabilir. Biraz önce okuduk. Veliler de o esma cilvelerine mazhar olabiliyor. Bazen velilerin mazhariyetleri zıt oluyor. Hatta birbirlerini inkar edebiliyorlar. Yani Üstad Hazretleri diyor ya, iki ehli hakikat birbirini inkar etmekle makamlarından sükut etmediklerine delil, aşere-i mübeşşere mabeynindeki mübarezedir diyor. Hazreti Talha ve Zübeyir bir tarafta, Hazreti Ali bir tarafta. İkisi de birbirine kılıç çekiyor ama ne oluyor? Makamlarından sükut etmiyorlar. İkisi de cennette aşere-i mübeşşereler yani. Değişmiyor yani. O Evet. yüzden orada Üstad Hazretleri iki ehli hakikat birbirine itiraz edebilir, kuvvetli tenkit edebilir, farklı saflarda yer alır, hak adına mücadele ederler. O olabilir yani bu tür meseleler. Ama bazıları yani Üstad Abdülhamit üzerinden anlamaya çalışmak, Üstad Hazretleri birincisi alim bir zat, ikincisi veli bir zat, misyonu olan bir zat. Yani dediğim gibi çok farklı bir zat. Yani Abdülhamit de kendi döneminde siyasi anlamda elinden geleni yapmış Osmanlı'yı ayakta tutmak için böyle bir zat. Kader planında Abdülhamit'in ilgili anlatılan mesele doğru olabilir ama tekrar ediyorum. Konuları bunlar üzerinden anlamaya çalışmak, Osmanlı'nın yıkılışı da dahil olmak üzere ben doğru bulmuyorum. Yani bunları bir zihnimizin bir yerine not etmemiz gereken vakalar olarak düşünüyorum. Yani Hakaiki İmaniye'nin talimi, tedrisi ve neşri dediğimiz mesele kutsi bir meseledir ve kutsi bir davadır. Bu meseleyi bu merkezden ele alıp, Veraset-i Nübüvvet merkezinden ele alıp, Ehl-i Sünnet'in dairesinde sımsıkı tutulursa bu tür savunma yaşamayız. Ama bazen bende de olduğu üzere ifrat-ı muhabbet bazen ne yapabiliyor? Hakikati de olan bir mesele ifade ederken bazen çıtayı aştığımız ve sınırın dışına taştığımız da olabilir. Cenab-ı Allah affetsin.